neden tüp bebek yapılır veya yapılmalı? Bunu bir konuşarak başlayalım. Şimdi bebek olması için yumurta, sperm, tabii rahim olması gerekiyor. Bu üçlü bir araya getiremezseniz bebek oluşamıyor. Çiftle çocuk sahibi olamıyorsa biz bu üçlüden birinde problem olabiliyor. Kadınların yumurtasıyla ilgili problemler olabilir. Yumurta gelişimini sağlayan beyinden hormonlar salgılanır. Bu hormonlar gelişmeyebilir. Veya kadının yumurtasında hormon salınımı vardı beyinden ama buna bir cevap yoktur. Ya da çok fazla sayıda yumurtası vardı. Polikistik over dediğimiz çok yaygın bir problemdir. Bunlarda da yumurta gelişimi olmadığı zaman bu hastalarda tüp bebek tedavisine alınabilir. İkincisi erkekten kaynaklanan problemler olabilir. Yani bir kadından kaynaklanan problemler bir de erkekten kaynaklanan problemler doğuştan kaynaklanabilir. Erkeklerin genetik yapısında sorun olabilir. Bu sorun da sperm azlığı. Genetik geçişli bir durum olabilir. Klinefelter dediğimiz yani normal bizim kromozom yapımız 46XY'dir. Ama bazı erkeklerde 46XY bir tane fazladan kromozom olabiliyor. Bunların sperm sayısı çok çok azdır. Ama bunlarda tüp bebekle, benim de çok sayıda doğum gerçekleştirdiğim hastam var, çok rahatlıkla çocuk sahibi olabiliyor. Çok az sperm olsa bile 10 tane 15 tane sperm bulabiliyorsunuz ama tüp bebekle bu insanlar çocuk sahibi olabiliyor. Ya da daha sonradan oluşan problemler, erkekler için problemler olabilir. Sigara ya da çevresel faktörler çok etkili bu konuda. Tükettiğimiz gıdalar, çok dünyanın önemli. Şu andaki gelişimi, 1940'lardaki sperm sayısı ortalama 70 milyonken şu anda biz 15 milyona normal diyoruz. Ve her yıl %2 azalıyor. Baya azalmış. Tabii inanılmaz bir rakam. 70 nerede, yani 15 nerede? İnanılmaz. Şu anda bizim 15'i normal kabul ediyoruz ve her yıl %2 civarında bir azalma söz konusu. Çünkü çok fazla etkileyen faktör var. Sigara var, alkol var. Sedanter hayat dediğimiz az hareketli bir yaşam var. Stres var. Sıcak ısı artışı, sperm katısı çok fazla etkiler. Yediğimiz yiyecekler çok fazla etkiliyor. Anne karnından itibaren çocuklar yani dışarıdan maddeler almaya başlıyor ve bu sayı azaltıyor. Aynı etki kadınlarda da var. Sadece erkeklere yönelik için, değil, kadınlara yönelik bizim de için en büyük dış etkenler. En büyük problem ileri yaş annelerde özellikle. Tabii ekonomik faktörler de çok etkili. İnsanlar daha geç yaşta evlenmeye başlıyorlar. Daha geç yaşta çocuk sahibi olmak istiyorlar. Bir işe başlıyorlar. İşi kurma, yükselme, üniversiteyi bitirme gibi sebepler. Çocuk biraz daha erteleniyor. Bize geldiklerinde 35 yaştan sonra bu sefer az yumurta. Az yumurta olduğu zaman gebelik şansı azalıyor. 40 yaşından sonra zaten gebelik şansı çok fazla değildir. Yani itice düşmeye başlar. Bu bahsettiğim dış etkenler, işte yediğimiz yiyecekler, sigara, alkol gibi kadınlar yumurtasını da azaltıyor. Hani ne kriterleri beklesinler, ne noktasında artık beklemesinler, yani bu çok bizim önemli. Bizim için klasik tanım şudur, 30 yaşın altındaysa, herhangi bir problem de yoksa, çiftler bir yıllık ilişkiye girip çocuk sahibi olamıyorsa, bilinen bir hastalığı yoksa, 30 yaşın altında ve bilinen bir problemleri yok, haftada 2-3 defa ilişkiye girme diye bir problem yok, o zaman bize gelmeleri geliyor. Ama bilinen bir hastalığı var, şişmanlık var, obezite var, aşırı zayıflık var veya ailede bir problem var. Yakın akrabalarında böyle buna benzer sorunlar var. Erkekte yani daha önce geçirilmiş... Yani çevrelerinde, akrabalarında veya yakın akrabalarında çocuğu olmayan çiftler varsa beklemesinler. Biraz daha erken gelsinler. Erkeklerde geçirilmiş cerrahiler var. Kadında daha önce kist oluşumu var mı, cerrahi geçirmiş mi? Yani bilinen bir problem varsa bu süreyi beklemesinler ama 30 yaşın altında... Bir yıllık bir sürede %70-80 civarında gebelik oluşur doğal yollarla. Ancak %20 azı da oluşmaz. 30 yaşından sonra bu süre daha az olmalı. Özellikle 35 yaşından sonra 6 aydan fazla beklememeleri gerekiyor. Eğer 35 yaşından sonra 6 aydan... 35 yaşında evlendilerse eğer 6 ay ideal bir süre. Evet, 6 aydan fazla beklemesinler. Bir sene beklemek gerekmiyor. Hemen bir tüp bebek merkezine hızlı bir şekilde başvursunlar. Bir kadınsa doğum uzmanına şey yapabilirler. Veya bir tüp bebek merkezine başvurabilir.